Herkese Gözbek.com'dan merhaba. Daha iki gün evvel Baykar'ın geliştirdiği TB2'de kullanılacak yerli teknolojiler hakkında bilgi vermiştik. Malum Kanada'dan ambargo var. MX-15 kamerası yerine Aselsan'ın CATS, Rotax'ın 912 serisi motoru yerine de TUSAŞ Motor Sanayi TEI tarafından tasarlanıp imal edilen PD-170 motorunun kullanılacağı ve bunu nasıl bir mühendislik işlemleriyle hayata geçirileceğini anlatmıştık. Daha bu videonun üzerinden iki gün geçmeden işte bugün Baykar bir video paylaştı. Aselsan Cats kamerayla uçuşunu yapan TB2'nin atış test videosuydu bu. Baykar'ın Keşan'da bulunan uçuş ve eğitim merkezinden kanatlarında Roketsan tarafından geliştirilen MAM-L mini akıllı mühimmat taşıyan Bayraktar TB2 milli kamera sistemi Aselsan imalatı Cats tarafından yapılan lazer hedefleme ile başarılı bir atış gerçekleştirdi. Bu arada görüntülerden göreceksiniz Bayraktar ilk defa bu testlerde 4 adet MAM-L ile havalanıyor. Normalde Bayraktar TB2'nin standart yükü 2 adet MAM-L ve 2 adet MAM-C. İki mühimmat farklı farklı görevlerde kullanılıyor. Zaten MAM-C ince uzun bir mühimmat. MAM-L biraz daha kısa tıknaz ve harp başlı biraz daha güçlü bir mühimmat ve böylece de Bayraktar'ın 4 mamle ile de havalanmış olduğunu görüyoruz ki bu da çok önemli bir adım. Bayraktar TB2'den atılan lazer arayıcı başlığa sahip mamle Saros körfezindeki hedef adasına yerleştirilen hedefi Kets tarafından yapılan lazer işaretleme ile yüksek irtifa ve uzak mesafeden tam isabetle vurdu. Test uçuşları kapsamında Cats'in yüksek hızla hareket eden hedefleri kitleme ve takip özellikleri de denendi. Milli kamera sistemi tüm testleri başarıyla geçti. Cats'in kullanıcı arayüzünde milli teknoloji hamlesi mesajı da yer alıyor. Geçtiğimiz hafta yapılan test uçuşlarına Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Profesör Doktor Haluk Görgün de katılmıştı. Türk savunma sanayinin önemli firmalarından Aselsan, Baykar ve Roketsan'ın güç birliğiyle yürütülen entegrasyon çalışmalarının kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor. Şimdi isterseniz videomuzun bu bölümünde Kanada'da L3 Westcam tarafından imal edilen MX-15 ile Asensa'nın geliştirdiği CATS'i karşılaştıralım. MX-15'in toplam ağırlığı 51.4 kilogram. Kablolama ve diğer ekipmanlarıyla birlikte Bayraktar TB üzerindeki ağırlığı yaklaşık 55 kilograma ulaşıyor. Cats ise yaklaşık ağırlığı ekipmanlarla birlikte 70 kilograma yakın. Yani aradaki fark nereden baksanız %20 civarında. MX-15 1920'ye 1080 piksel optik görüntüleme yapabiliyor. Cats de aynı şekilde 1920'ye 1080 piksel optik görüntülemeye sahip. Termal kamerada ise görüntülenme pikseli 640'a 512'ye düşüyor. Benzer özelliklerde 640 çarpı 512 de ketsin özellikleri arasında. Lazer dalga boyu MX-15'in 560 nm. Bu durum CATS yani ASELSAN'ın kamerasında ise 1064 nm'ye yükseliyor. Genel olarak iki kamera karşılaştırıldığı zaman ki iki gün önceki videoda da bunu söylemiştim. MX-15 çok sayıda imal edilmiş. Sivil orijinli bir kamera sistemi. Bu nedenden dolayı çok imal edilmesi, üzerinde uzun yıllar ARGE çalışması yapılması nedeniyle fiyatı daha ucuz ve daha uygun. Aynı zamanda da optik kalitesi bir adım Cats'in önünde. Ama bu durum Cats'in kötü bir kamera olduğu veya çözünürlüğün kötü olduğu anlamına da gelmiyor. Cats'in en büyük avantajı MX-15'e göre az sayıda üretilmiş belki fiyatı birazcık daha yüksek ama lazer hedeflemesi 30 kilometre menzilli. Bunun ne kadar olduğunu MX-15'te bilmiyoruz. Yani CATS 30 kilometreden hedefi işaretleyebiliyor. Bu çok ciddi bir mesafe. Özellikle F-16 veya f 4 e 2020'lerin yaptığı taarruzlarda hedefe hiç yaklaşmadan 30 kilometreden işaretleme yapılıp o atılan bombanın lazer hüzmesini izleyerek hedefi 12'den vurması gerçekleştiriliyor. Bir de bu tür teçhizatların Türkiye'nin savunma sanayindeki ihracatın artmasıyla, imalat sayılarının yükselmesiyle birlikte çok daha makul rakamlara ineceğine ve bu konuda Aselsan'ın peyderpey kendini geliştirip aradaki boşluğu hızlı bir şekilde kapatacağına inanıyorum. Tabi şu gelebilir aklınıza, iki kamera arasında biraz kilogram farkı var. Bu kilogram farkı belki bayraktarı bir saat az uçuracak ama elimizde çok sayıda TB2 var. Bu eksiklik kapatılarak çok sayıda olması nedeniyle o bölgede herhangi bir operasyonel yetersizlik olmadan TB2'lerin görev yapması sağlanmış olacak. Bundan sonraki adım TB2'de göreceğimiz Rotax 912 motor yerine PD-170'in uçması. İki gün önceki videomuzda da belirttiğim gibi iki motor arasında güç açısından farklar var. PD-170 nereden baksanız %72 daha fazla güç üretiyor. 172 beygir güce sahip. Rotax'ta 100 beygir bu. Ağırlık haklı olarak PD yüzde biraz daha fazla ama bununla birlikte TB2 tasarımının TB3'e evrilmesiyle bu boşluğun ben kapatılacağına inanıyorum. Geçtiğimiz video yayınlandıktan sonra bana bazı sorular geldi. Peki TB2'nin TB3 haline gelmesiyle Ankara'ya doğru yaklaşıyor. Ankara'ya gerek var mı yok mu ne olabilir diye bir soru ortaya atıldı. Hava araçları sürekli evrilir. Yani bugün baktığınız zaman bir hava aracı X standart halinde kalmaz geliştirilir, özellikleri artar, motor gücü artar, taşıma kapasitesi, havada kalış süreleri artar, hep oynanır bunlarla ve bir bakarsanız hava aracı bu oynamalarla uzun yıllar hizmette kalır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük güçlerinden biri elindeki mühimmat ve hava aracı veya e, bu tür farklı silah yelpazesinin geniş olması. Yelpaze geniş olursa özel görevlere özel mühimmatlar kullanabilirsiniz veya genel görevlere daha genel mühimmatlar kullanabilirsiniz. Ben TB2'nin TB3 haline gelmesiyle birlikte Anka'dan da bir adım bekliyorum. Tabi şu an elimizde herhangi bir kesinleşmiş bilgi yok ama örneğin Anka'da PD-170 yerine yine TUSAŞ Motor Sanayi TI tarafından geliştirilen PD-220 serisi niye kullanılmasın? Bu da Anka'yı bir üst limite doğru götürecektir. Tabii ki benzer ilerlemeleri gelecekte Yine TUSAŞ tarafından tasarlanmış çift motorlu insan hava aracı Aksungur. Aynı zamanda testleri devam eden Baykar'ın Akıncı İHA veya Taarruzi İHA sistemleri TİHA'larda da görmek mümkün olacak. Zaten bu tehditlere karşı bunları geliştirmeye devam ettiğin sürece İHA'lar Türkiye'nin önemli silah güçlerinden biri olma özelliğini korumaya devam edecektir. Baykar grubunda gelişmeler sadece Bayraktar TB2'de kullanan Aselsan Cats kamerasıyla sınırlı değil, Akıncı'nın da testleri sürüyor ve Akıncı ile ilgili önemli bir adım da 4 Kasım'da atıldı. Bunun da görüntüsünü Baykar e, kamuoyuyla sosyal medya üzerinden paylaştı. Akıncı 4 Kasım'daki testlerinde bir ilke imza attı. Tekirdağ ilçesi Çorlu'dan havalanan Akıncı, Yer kontrol istasyonu bulunmayan uzak meydana tam otonom iniş ve kalkışı başarıyla gerçekleştirdi. Biz bunu havacılıkta taçengo diyoruz. Özellikle pilotaj eğitiminde taçengo uçuş eğitiminin neredeyse temelini oluşturuyor diyebiliriz. Normal hava hareketleri yani işte alçalma, yükselme, sağa sola dönme gibi temel hareketlerin arkasından meydan turu olarak adlandırılan çalışmalar başlıyor. Pilot adayları İniş kalkış öğrenmeye başlıyor ve tekerlekleri piste değdirip tekrar gaz açılıp uçakla yükseliniyor. Buna touch and go veya iniş kalkış eğitimi deniyor. E, İhalar insansız pilot yok ama Akıncı da da bu touch and go yani tekerlekleri değdirip tekrar havalanma denemesi de başarıyla gerçekleştirilmiş durumda. Bu test sırasında çorlu'dan havalanan Akıncı yaklaşık 20 bin fit yükseklikte gerçekleştirilen sistem tanımlama testlerinin ardından yer kontrol istasyonu bulunmayan başka bir piste iniş ve kalkış kabiliyetini test edilmesi amacıyla uzak bir meydana yönlendirildi. Bu meydanda tam otonom iniş kalkışı başarıyla tamamlayarak bir ilki gerçekleştiren Akıncı daha sonra Çorlu'ya geri döndü. 4 Kasım 2020 Akıncı prototip bir hava aracımız yaklaşık 2 saat önce Çorlu'dan havalandı. Orta irtifada sistem tanımlama testlerimizi gerçekleştirdik. Sonrasında uzak meydana iniş denemeleri yaptık. Önce yaklaştı, alçaktan pas geçti. Sonrasındaki denemede de tekerlerini koyup tekrar kalktı. E şimdi de dönüp meydana Çorlu'ya inecek vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Biliyorsunuz Akıncı ilk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirmişti. Arkasından e, ikinci ve üçüncü test uçuşlarına hazırlıklar yapılırken ne yazık ki pandemi olarak adlandırılan koronavirüs salgını dönemi başladı. Koronavirüs günleriyle birlikte Baykar ağırlığını solunum cihazı geliştirmeye ayırdı. Gerçekten Baykar bu konuda Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ, Arçelik gibi Türk ekonomisinin gerçekten argeye çok önem veren şirketleri, Aselsan'ı da ekleyelim tabi burada, bu şirketlerin iş birlikleriyle solunum cihazı geliştirdi. Hatta seri imalatı başladı bunların ve Türkiye'nin ihtiyacı dışında da çeşitli ülkelere de bu sistemler ihraç edildi. Pandeminin biraz yavaşlamasıyla birlikte Baykar ekibi tekrar Akıncı ile ilgili testlerde başladı. Halen Akıncı'nın testleri Hızlı bir şekilde devam ediliyor. Önümüzde atış testleri var ve bazı testleri izleyecek. Arkasından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Akıncı TİHA sistemlerini kabul süreçleri başlayacak. Muhtemel bu işlemler de 2021'in başından itibaren başlar diye tahmin ediyoruz. Ama tabi bu havacılık umarız planlandığı gibi gider. Çünkü bazen ne kadar yerde binlerce saat mühendislik tasarım yapsanız da havada bunun tam karşılığını göremeyebiliyorsunuz. Diğer taraftan TUSAŞ'ta da çalışmalar Aksungur konusunda büyük bir hızla devam ediyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Aksungur havada kalış rekoru kırmıştı. Bu rekorun arkasından Türk Silahlı Kuvvetleri ile de ilgili görüşmeler devam ediyor. Umarız iki çift motorlu insansız hava aracı sistemimiz kısa dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girer. Son videolarımızda epey bir insansız hava aracı sistemleri ile ilgili gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü yeni yeni gelişmeler hakkında biraz daha detaylı bilgiler vermek gerekiyor. Bugün size TB2'nin Aselsan CAT sistemiyle yaptığı test uçuşu ve test atışı haberini paylaştık sizde. Arkasından Akıncı'nın dışarıda bir kontrol merkezinin olmadığı meydana yaptığı iniş kalkış eğitiminin videosunu paylaştık sizlerle. Yeni gelişmeleri kanalımızda vermeye devam edeceğiz. Lütfen bize sorularınızı yorum olarak yazın veya info.tolgozbek.com adresine mesaj mail atabilirsiniz. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Detaylı havacılık ve savunma haberleri tolgozbek.com'da Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.